Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü her zaman, her gün söylediğim gibi bu program sadece ve sadece sizin programınız arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Nasıl gidiyor hayat evin içinde? Çeşitli etkinlikler yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Her zaman söylediğim gibi bizler sizin neler yaptığınızı, özellikle bu dönemde evlerimizin içinde bu zamanı nasıl geçirdiğinizi çok merak ediyoruz. Ve aynı zamanda bilmek ve diğer arkadaşlarımızın da bilmesini sağlamak istiyoruz. Çünkü birinizin evde yaptığı bir etkinlik diğer arkadaşlarınıza teşvik olabilir. Öyleyse aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bizlere resim gönderin, video gönderin, ses kaydı gönderin arkadaşlar. Bizden sizden gelen haberleri heyecanla bekliyor oluyoruz ve aynı zamanda bunları tabii ki de diğer arkadaşlarımızla paylaşmak için de çok ama çok heyecanlanıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bugün yine bu arada söylemeyi unuttum. Her zaman yaptığım bir şey var benim. Eğer diyelim bugün ilk kez Saat 7 Türk ekranlarını saat tam olarak 4'te ilk kez açtıysanız, hoş geldin Gadu. Bugün yine Gadu bizim misafirimiz galiba. Gadu, sen ilk kez mi izliyorsun Sat 7 Türk ekranlarını? Sen ilk kez mi açıyorsun bu saatte acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Gadu genelde burada yakından bizi izliyor. Ama sizler eğer ilk kez Sat 7 Türk ekranlarını saat tam 4'te açıyorsanız, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar sizlerle bu ekranlarda buluşuyor oluyoruz ve birlikte çok şey paylaşıyoruz. Bu arada bu da sevimli arkadaşım Gadu, tanımayan arkadaşlarım için. Gadu, dönüp bir selam vermek ister misin? Evet, genelde o özgür davranıyor. Beni dinlemiyor çoğu zaman ama olsun, ben onu her haliyle çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi bugün benim yine böyle neşeli ve heyecanlı olmam için çok önemli bir sebebim var. Bugün yine çok ama çok önemli bir gün. Haydi bakalım birlikte görelim bugün neymiş acaba? Bugün yeryüzü günü arkadaşlar. Yeryüzü günümüz hepimizin kutlu ve çok ama çok mutlu olsun. Peki neymiş bu yeryüzü günü? Neymiş bugün acaba? Bugünün anlamı neymiş? Bugün neyi kutlamalıyız? Birazdan hepsini göreceğiz. Ama ondan önce hadi bakalım siz güzel bir video izleyin. Sonra yine burada buluşalım. Arkadaşlar işte az önce gördüğümüz o güzel şeyleri bugün biz kutlayabiliriz. Çünkü bu dünyayı, bu yeryüzünü yaratan Tanrı'ya şükretmek için bu videoyu izlediğimde gerçekten hatırladım. O kadar çok sebep var ki Tanrımıza şükretmek için. İşte bütün bu güzellikleri yaratan Rabbimize bugün teşekkür edelim. Ve bugün bu kadar güzel, bu kadar fazla kaynağı olan, doğal kaynağı olan bir yeryüzünde yaşadığımız için gerçekten bunu sevinçle kutlayalım diyorum sizlere. Peki ama acaba neymiş bu yeryüzü günü? Hatta bazen dünya günü de diyenler var bugüne. Ama acaba neymiş bu yeryüzü günü? Ne zaman kutlanmış? Biz bugün neyi kutlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Haydi bakalım hep birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar, yeryüzü günü ilk olarak Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970 yılında düzenlendi. Çevre felaketleri, küresel ısınma, kirlilik gibi birçok konunun uluslararası gündem olması sağlandı. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, çevre kirliliği çok önemli bir şey, çok kötü bir şey.
bizim ciğerlerimize zarar veren bir şey her türlü ve bu durumda bizler de bu konuya ekstra dikkat etmeliyiz. Ama acaba nasıl dikkat etmeliyiz? Mesela kirlilik konusu. Nasıl bunun önüne geçebiliriz? Bizim kendi yapabileceğimiz bazı şeyler var. Mesela etrafa çöp atmamak diyebilirim arkadaşlar küçük bir örnek olarak. Peki acaba sonra ne olmuş? Sonra biliyor musunuz aslında bu olay yani bu yeryüzü gününün kutlanmasını tetikleyen, onun şiddetini artıran ve bunu dünyaca kutlanan bir gün. Yani sadece Amerika'da değil ama bütün dünyada kutlanan bir gün olmasının bir sebebi var. Maalesef üzücü bir sebebi var. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? 28 Ocak 1968'de gerçekleşmiş bu üzücü olay. Ne olmuş? Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara kıyısı açıklarına tam 12 milyon litre, yani bu çok büyük bir rakam. Şu an bunu anlatamıyorum ne kadar büyük bir rakam olduğunu ama 12 milyon litre çok büyük bir rakam. Ve Santa Barbara kıyısı açıklarına, yani suyun içine arkadaşlar petrol dökülmüş. Ve tabii ki bu petrolden dolayı maalesef o gün çok büyük bir sayıda hayvan hayatını kaybetmiş. Yani kuşlar, yunuslar, fok balıkları, deniz aslanları bunların hepsi hayatını kaybetmiş. Çünkü onların yaşam alanına çok kötü bir şey yapılmış aslında. Ve işte o günden sonra demişler ki Amerika özellikle bir araya gelip yani biz artık bugünün ne kadar önemli bir gün olduğunu bütün dünyaya duyuralım ve herkes o gün, özellikle o gün bir farkında olsun. Yani dünyamız ne kadar önemli ve diğer hayvanların da yaşamda kalması, sağlıklı olması bizim davranışlarımıza bağlı. İşte bu yüzden arkadaşlar 1990 yılından itibaren de Dünya Günü, yani Yeryüzü Günü, Amerika'yı aşan ve bütün dünyada Yeryüzü Günü olarak kutlanan bir güne dönüşmüş. Yani aslında maalesef üzücü bir olaydan yola çıkarak bir farkındalık yaratılmış bizde. Yani farkındalık ne demek? Evet, çok güzel bir dünyada yaşıyorum. Bunu şimdi fark ettim. Ve aynı zamanda hayvanların ve bitkilerin hayatta olması benim davranışlarıma da bağlı. İşte bu yüzden dünyaya çok daha iyi bakmak istiyorum. Çiçekleri koparmak istemiyorum. Yere çöp atmak istemiyorum. Kağıtları boşa harcamak istemiyorum ki daha fazla ağaç zarar görmesin gibi örneklerle sizlere bunu anlatabilirim arkadaşlar. Mesela neler yapılmalı bugün de? Sadece o gün değil tabii, genel olarak hayatımız boyunca dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela arkadaşlar çok fazla su tüketmemek. Çünkü su kaynaklarımız var bizim ve çok fazla gereksiz su tükettiğimiz zaman su kaynaklarımıza zarar veriyoruz. Gereksiz kullanıyoruz. Ne gerek var? Hepsini gerektiği kadar kullanmak bizim için çok önemli. Mesela dişlerimizi fırçalarken suyu, musluğu böyle açık bırakmaktan bahsediyorum. O zaman kapatabiliriz. Ya da mesela aslında yıkanırken evet rahat rahat yıkanmak çok önemli tabii ki ama gereksiz su akıtmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Böylelikle hem yeryüzündeki su kaynaklarını korumuş oluruz, idareli kullanmış oluruz, hem de aynı zamanda yeryüzümüze bizim de bir katkımız olmuş olur. İçinde yaşadığımız dünyaya bizim de bir katkımız olmuş olur. Onun dışında mesela diyelim normalde artık tamam bilgisayarımızı şarja taktık ya da telefonumuzu şarja taktık ve artık onunla işimiz bitti. Mesela onu artık prizden çekebiliriz. Daha fazla bekletmemize gerek yok. Çünkü arkadaşlar ne oluyor? O zaman gereksiz elektrik tüketmiş oluyoruz ve buna hiç ama hiç gerek yok arkadaşlar. İşte bütün bu bilgilerle birlikte haydi bakalım tekrar sevinelim. Arkadaşlar yeryüzü günümüz hepimizin kutlu olsun. Tanrı'ya teşekkür ediyoruz bu kadar güzel bir dünya yarattığı için ve bizi de bu dünyanın içine koyduğu için ona çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir papağan yuva yapamaz. Ama insanlar papağanları kafeslere koyarak onlara yuva oluşturduklarını sanarlar. Çok zalimce değil mi? Bence her hayvanı özgür bırakmak gerekir. Yani papağan havada güzel değil mi? Erkeklerin kalbi dakikada 70, kadınlarınki 78 kez atar. Ama bir erkek güzel bir kadın gördü mü kalbi 3,5 atmaya başlar. Bir kuş pisliği dediğimiz şey aslında idrarıdır. İdrarda suda çözünmeyen maddeler olduğu için sıvı bir şekilde çıkmaz. Omuzunuza kuş pislediğinde piyangocuya gitmek yerine hemen temizlemeye başlayın bence. En uzlu uzayan tırnak orta parmak tırnağıdır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Aman çocuklar, fıstık ezmesini ekmeğe sürerken yavaş olun. Patlayabilir. Köpekler ortalama 160 kelime öğrenebilir.
Border Collie tarzı köpekler 200 kelimeden fazla öğrenebilir. Benim köpek ile her akşam okul dönüşü sohbet edebiliyoruz mesela. Ben onu okuma yazma öğretmeye de niyetliyim. Yerindeyse bölümüne yine hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım acaba bugün hangi resimle hangi deyimi anlamaya çalışacağız? Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Öyleyse arkadaşlar haydi bakalım ben 5'ten geriye doğru sayayım. Ondan sonra bugünkü deyimimizin görseli ekranlara gelsin. 5, 4, 3, 2, 1... Arkadaşlar yani bu ne olduğuna dair şu anda henüz kafamda bir fikir oluşmadı ama hep birlikte hadi bakalım gördüğümüz şeyler neymiş birazcık onları konuşalım. Mor bir kapı görüyorum arkadaşlar ve önünde yuvarlak bir şey var. Ayakları olan, çorapları olan bir patatese benzettim bunu sanki ben. Ama acaba patates olmaya da bilir mi? Sanki bir patatese göre çok temiz görünüyor. Çünkü genelde aldığımız bir patatesin üzerinde böyle biraz yamukluklar olabilir. Ya da üzerinde biraz toprak olabilir. Ama bu çok temiz bir patatese benziyor. Yoksa arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi. Bu acaba bir yumurta mı? Sanki bu bir yumurtaya daha çok benziyormuş gibi geliyor. Ama yani yumurtanın kapının önünde ne işi var onu hala anlayamadım arkadaşlar. Yani sanki şey gibi mi acaba? Böyle kapımızın önüne biri bir yumurta bırakmış da yumurtayı alıp yememiz mi bekleniyor acaba? Öyle bir şey mi bu? Ama bu kadar konuştum, düşündüm. Hala aklıma henüz bir şey gelmedi. Öyleyse haydi hep birlikte ipuçlarını görelim. Evet arkadaşlar, deminki gördüğümüz görselden çok da farklı bir şey değil şu an gördüğümüz şey. Arkadaşlar bir tane kapı görüyorum, bir de yumurta görüyorum. Demek ki bu yumurtanın kapıyla bir bağlantısı olmalı. Ama acaba böyle bir deyim, hangi deyim olabilir bu deyim? Aklınızda beliren bir şey var mı arkadaşlar? Haydi bakalım düşünün, 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 düşünün. Çünkü birazdan Nora abanız 5'ten geriye doğru sayacak ve ondan sonra bu deyimin ne olduğunu sizlerle paylaşacak. Haydi bakalım ipuçlarımız da elimizde. Hazırsanız hep birlikte bu sefer 3'ten geriye doğru sayalım. Ve ondan sonra ben deyimimi sizlere açıklayayım. 3, 2, 1. Arkadaşlar deyimimiz yumurta kapıya dayanmak. Bu deyimi daha önce hiç duydunuz mu? Duyan var mı? Ya da aranızda kullanan var mı bu deyimi? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım yavaş yavaş bu deyimi açıklamaya başlayacağım. Aslında bu deyim bizim günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bir deyim. Ama genelde bunu çok olumlu anlamda kullanmıyoruz. Biraz olumsuz anlamda kullanıyoruz bu deyimi. Çünkü yumurta kapıya dayandı demek aslında arkadaşlar yani işler böyle ucu ucuna kaldı, böyle ucu ucuna yetişeceğiz gibi bir anlamı var. Haydi bakalım bir de karttan okuyalım. Neymiş acaba anlamı? Burada da benim söylediğime yakın bir şey söylüyor. Diyor ki yapılacak iş için zamanın çok daralması. Evet arkadaşlar yani böyle bir ucu ucuna yapmak gibi. Bir öncelikle örnek buradaki örnek cümleyi okuyacağım. Sonra ben kendim bir örnek vereceğim sizlere. Yaz tatili için verilen ödevleri hep ertelemiş. Ancak okulların açılmasına bir hafta kala yani böyle bir hafta içinde o ödevleri yapması gereken bir zamana gelmiş artık. Yumurta kapıya dayanınca ödevleri yapmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar tam da böyle bir şey. Mesela okulda bir ödeviniz var diyelim. Ya da bir sınav var ve siz o sınavdan bir gün önce çalışmaya başlıyorsunuz. Yani yumurta kapıya dayanmış artık. Yani yumurta yoldayken mesela bu yumurta diyelim yürüyen ve bizim evimize ulaşmaya çalışan bir yumurta. Bu yumurta evden kendi evinden çıktığında yani önünde bize ulaşmak için uzun bir süresi olduğunda yapmıyoruz biz hazırlığımızı. Ne yapıyoruz? Yumurta artık evinden çıkmış, hazırlanmış evinde, çıkmış evine, binmiş arabaya, gelmiş bizim evimizin önüne kadar apartmanımıza bile gelmiş ve tam olarak kapının önünde bizim kapımızı çaldığında biz yumurta için hazırlık yapmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ona güzel bir kek hazırlayayım diyoruz ama yumurta artık kapıda gelmiş yani geç kaldık bunu yapmak için. İşte böyle durumlar için yumurta kapıya dayandı
diyoruz. Mesela yumurta kapıya dayandığında sınava hazırlanmaya başladı diyoruz. Bunun gibi bir örnek arkadaşlar. Bunu sık sık günlük hayatımızda kullanıyoruz aslında. Bundan sonra da kullanmak isterseniz haydi bakalım bu güzel deyimi bolca kullanın ve yine söylüyorum bize WhatsApp'tan ulaşın ve bu deyimi hangi durumlarda nasıl kullanıyorsunuz bizlere haber verin arkadaşlar. Şimdi de haydi bakalım sırada ne varmış? Mevzi. Ne haberci? Korktun be. Ay affedersin Zeyd, affedersin. Ama o kadar dalmışsın ki geldiğimi de duymadın. Teknolojinin içine düşmüşsün. Bir yanda tablet, bir yanda telefon. Hiçbir şey umurumda değil gibi. Hiç de öyle değil. Bugün Pavlus'un ilk yolculuğunun dönüşünü konuşacağız. Hatırlıyorum ya. Vay, harikasın sen. Oyunu bıraktım, sendeyim şimdi. Tamam. Şimdi geçen bölüm konuştuğumuz gibi Derbe şehri, Paulus ve Barnabas'ın birinci yolculuklarının son durağıydı. Daha sonra geldikleri yolu takip ederek Listra ve Konya'ya döndüler. Ardından Pisidya'dan geçerek Pamfilya'ya geldiler. Buraları hatırlıyorsun değil mi? Hani geçen bölümlerde anlatmıştık. Az biraz. Ya unutmuş olabilirsin arkadaşım. Önemli değil. Pisidya antik bir bölge. Günümüzde İsparta şehrimizin tümü ve birkaç ilimizi daha içine alan çok büyük bir alan. İsparta, Akdeniz bölgesindeki bir ilimiz. Antalya'nın kuzeyinde yer alıyor. Şöyle bir düşündüğümde, evet, Pisidya'nın yerini daha iyi kavrayabiliyorum. Ya Ziya harikasın. Pamfilya'da günümüzdeki Antalya şehrinin doğu taraflarında kalan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış yine antik bir bölge. Elçi Pavlus'un bu gezileri hatırlamakta fayda var. Çoğunlukla Türkiye topraklarında, Türkiye'de geçiyor. Ne kadar müthiş öyle değil mi? Kesinlikle mi? Peki sonra ne oldu? Evet, devam edelim. Kameraman gisiydi. Şimdi Pamfilya bölgesinin içinde yer alan antik Perge kentine döndüklerinde Tanrı sözünü yine anlattılar, tekrarladılar. Öğrencileriyle buluştular, ardından Antalya limanına gittiler. Gemiye bindiler ve Hatay'daki Antakya'ya doğru yola çıktılar. Neredeyse 2000 yıl önceki bir deniz yolculuğundan bahsediyoruz değil mi? Kesinlikle. Kafesi, marketi, internet kafesi, havuzu olmayan bir gemi. Hiçbir şeyleri yok o zaman. Ama imanları var. Ya ne güzel söyledin Zeyd. İşte o imanla uzun bir deniz yolculuğundan sonra Antakya'ya vardılar. Kilise topluluğunu ve öğrencilerini bir araya topladılar. Yolculuklarında neler yaşadıklarını anlattılar. Burada uzun süre kaldılar. Sonra ne oldu? İkinci yolculuk mu? Ya dur, ona daha var. Başka bir şey oldu. Yeruşalem'den bir grup geldi ve Antakya'daki insanlara şöyle dedi. Eğer Musa'nın bildirdiği töreler uyarınca sünnet edilmezseniz kurtulamazsınız. Hayda! Ya bu durum üzerine Pavlus ve Barnabas onlara karşı uzun bir konuşma yaptı. Karşı taraf ne dedi? Şimdi Pavlus ve Barnabas gelen grupla birlikte Yeruşalem'e yola çıkmaya karar verdi. Yolculuklarının sonunda kalabalık bir rahip grubu onları bekliyordu. Elbette halk da oradaydı. Ancak bir grup onları sünnet etmek ve Musa'nın yasasını uygulamaları için kendilerine buyruk vermek gerekir dedi. Ve onları eski geleneklere uymaya zorladı. Ne olacak şimdi? Ya çok uzun tartışmalar oldu. Ardından kendi adamlarıyla Antakya'ya döndüler. Oradakilere Yeruşalem'de yaşananlar anlatıldı. Pavlus ve Barnabas ikinci yolculuklarına çıkana kadar artık burada kalacaklar. Vay be, ne gezdiler değil mi? Evet, hepsi müjde için. Yaklaşık 3 yılda 1500 ila 2000 kilometre süren bir yolculuk bu. Ben de dünyayı gezdim ama hem lüks bir gemiyle, sıklıkla bir uçakla ve bir hızlı trenle. Hiç aynı şey değil. Bize çok güzel bilgiler getirmişti. Ama tabii ki hiç aynı şey değil sevgili dostum. Sonraki bölüm ne yapıyoruz? Sonraki bölüm ikinci yolculuğa çıkıyoruz. Bu bölümde sona geldiğimizi hissediyorum. O sebeple hemen doğru mu yanlış mı sorumu soruyorum. Aa,
Sor bakalım. Grekçe kökenli bir kelime olan koreografi, dans hareketlerini bestelemeye dayalı bir sanattır. Doğru mu, yanlış mı? Evet, dans ile ilgili ama kökeni Grekçe mi değil mi emin değilim. Hadi emirsin, öyle de. Hadi. Tamam, doğru diyorum o zaman. Bravo, evet doğru. Koreografi terimi televizyonda ya da sohbetlerde sıkça duyduğumuz bir kelime haline geldi. Çeşitli etkinliklerdeki ekiplerin dans, müzik ve hareket düzenini tasarlayan kişilere koreograf, bu düzenlere de koreografi adı veriliyor. Her ne kadar birçok insan söylemeye çalışırken taklalar atsa bile. Çok güzel bilgilerci. O zaman ne yapıyoruz? Dans ederek mi bitiriyoruz? Neden olmasın? Hadi çocuk programı dansı. Oo, hadi bop, 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 bop. Esin abladan öğrendiğimiz gibi. Evet. Hop yukarı eller. Dört figür. Hop yukarı ayaklar. Bop, bop, bop. Opa. Evet arkadaşlar, şimdi benim en çok sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın sözü bölümü. En son hangi hikayede kaldığımızı hatırlayan var mı arkadaşlar? Biz bu hafta genel olarak itaat konusu, Tanrı'ya güvenmek ve itaat konusu hakkında konuşuyorduk. İtaat etmek neydi? Tanrı'nın söylediklerini, ailemizin söylediklerini dinlemek ve hayatımızda uygulamaktı. Ya da yapmamızı istemediği şeyleri yapmamaktı hayatımızda. Şimdi de bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. En son nerede kaldığımızı hatırlayan var mı aranızda? Şöyle bir göz atıyorum. En son arkadaşlar Tanrı'nın kendisine itaat eden İsrail halkını Mısır'dan nasıl kölelikten kurtardığı ile ilgili konuşmuştuk. İsrail halkı Tanrı'ya itaat etmişti ve onu dinleyip ve tabii ki onlar için seçtiği Musa'yı dinleyip ona itaat ettiği zaman Tanrı onlar için koskocaman bir denizi açıp onların o denizin içinden geçmesini sağlamıştı ve Firavun'un orduları, yani onları yakalamak isteyen asker ordusu, onları yakalayamamıştı. Neden? Çünkü onlar Tanrı'ya güvenmişlerdi ve Tanrı'ya güvenip Tanrı'ya itaat etmişlerdi. İşte bu yüzden Tanrı kendi planını istediği gibi uygulayabilmişti. Şimdi bakalım acaba sırada hangi hikaye var? Haydi bakalım birlikte okumaya başlayalım. Mükemmel olmak için 10 yol. İşte şimdi birazcık burada sanırım itaat etmemiz gereken şeylerden bahsetmeye devam edeceğiz. İşte hepsi birlikteydi. Büyük anneler, dedeler, bebekler, amcalar, teyzeler, anneler ve babalar. Çölün ortasındaydılar. Yürümekten ayakları şişmişti, acıkmışlardı, susamışlardı ve çok fazla terlemişlerdi. Biz burayı sevmedik dediler. Pis kokuyor. Gerçekten de doğruydu. Çünkü kimse haftalardır banyo yapamamıştı maalesef. Hatırlamamız gereken bir şey var. Çünkü onların unuttukları bir şeydi bu arkadaşlar. Tanrı halkı için muhteşem şeyler yapmıştı. Onları bulutun arkasında saklamıştı, denizi hareket ettirmişti, onların özgür olmasını sağlamıştı. Ama Tanrı'nın halkı hala mutlu değildi. Aslında evet, Tanrı'ya itaat ediyorlardı ama bir taraftan da söyleniyorlardı. Bu arada bunu da bilmemiz gerekiyor. Tanrı onlar için bu kadar harika bir plan yapmışken onlar sanki bir türlü mutlu olmuyorlardı. Özgür olmak umurlarında değildi sanki. Köleyken her şey daha iyi değil miydi? Böyle düşünüyorlardı. En azından o zaman bir sürü güzel yiyecekleri vardı. Tanrı bizim mutlu olmamızı istemiyor dediler. Ne kadar üzücü bir şey. Tanrı'nın ne hissettiğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayal edebiliyor musunuz? Tanrı onlar için bu kadar mükemmel bir plan yapıp sadece onların kurtuluşu için çalışırken onlar bir türlü mutlu olmuyorlardı ve Tanrı'nın onların mutluluğunu istemediği düşüncesiyle suçluyorlardı Tanrı'yı. Yıllar önce Adem ve Havva'nın duyduğu yalanın aynısıydı bu. Tanrı ölelim diye bizi buralara getirdi. Bizi sevmiyor ve bizim mutlu olmamızı istemiyor. Anlaşılan Tanrı'yı pek iyi tanımıyorlardı, öyle değil mi? Çünkü bizler Tanrı'yı tanıdığımız için Tanrı'nın aslında her zaman bizim iyiliğimizi ve mutluluğumuzu istediğini çok iyi biliyoruz. Yolculuklarının her gününde Tanrı halkına şunu gösteriyordu. Eğer ona güvenir ve sözünü dinlerlerse, işte bizim konuştuğumuz konu gibi arkadaşlar.
Eğer biz Tanrı'ya güvenip ona itaat edersek, yani onun bize yap ya da yapma dediği şeyleri hayatımızda uygularsak, Tanrı onlara çok iyi bakacaktı. İşte Tanrı o zaman da bize çok iyi bakacak. Hatırlayın, hatırlıyor musunuz? Koruma çemberini, hula hop çemberini hatırlıyor musunuz? Ya da şemsiyeyi. İşte Tanrı'yı dinledikleri zaman onlar her zaman Tanrı'nın şemsiyesi altında kalıyorlardı. Ama ne zaman onu dinlemez ve ona itaat etmezlerse o zaman o şemsiyenin altından çıkacaklardı. Ve o zaman bütün onlar için olan, hazırlanan, kötü olanın hazırladığı bütün tehlikeleri açık olacaklardı. Eğer Tanrı'ya güvenir ve sözünü dinlerlerse Tanrı onlara çok iyi bakacaktı. Acıktıklarında Tanrı gökten yiyecek yağmasını sağladı mesela. Cennetten ekmek yağıyordu, düşünebiliyor musunuz? Bu da ne diye sordular birbirlerine. Ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu yüzden de yiyeceğe bu ne adını verdiler. Bir şeyin ne olduğunu bilmediğinde o şeye böyle bir ad vermek çok mantıklı aslında, öyle değil mi? Susayıp kavga etmeye başladıklarında Tanrı kayadan su akmasını sağladı. Tanrı ne kadar düşünceli, her zaman onların iyiliği için çabalıyor. Musa o yere kavga adını verdi. Anlaşılan bu da iyi bir isimdi. Çünkü kavga etmişlerdi susadıklarında. Yine de Tanrı'nın çocukları ona güvenmedi ve onun sözünü dinlemediler. Kendilerine bakma ve kendilerini mutlu etme konusunda Tanrı'dan daha iyi bir iş başarabileceklerini düşünüyorlardı. Ama aslında onları yaratan Tanrı'ydı. Bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Bir bebek aslında kendine bakamaz. Kim bakar ona? Tabii ki anne ve babası. İşte onlar da şu an savunmasız, tıpkı bir bebek gibilerdi. Çünkü bilmedikleri bir yerdelerdi. Ve yapmaları gereken tek şey Tanrı'ya güvenmekti. Ama bunu tam yapamadılar. Tanrı biliyordu ki onsuz mutlu olmaları mümkün değildi. Böylelikle Tanrı onları kocaman bir dağa getirdi. Tanrı halkıyla konuşup nasıl biri olduğunu onlara göstermek istiyordu. Onu daha iyi tanımalarına yardımcı olmak ve onlara vereceği özel ülke hakkında anlatmak istiyordu onlara. Bütün dünya bana ait dedi Tanrı, ama ben sizi özel ailem olarak seçtim. Ay ne kadar güzel. Diğer herkese benim nasıl biri olduğumu gösterecek şekilde yaşamanızı istiyorum. Böylece onlar da beni tanıyabilirler. Tanrı Musa'yı dağa çağırdı. Kocaman dağ sarsıldı ve yoğun bir bulut dağın üzerine geldi. Gök gürledi, şimşek çaktı. Tanrı Musa'ya buyruk dediğimiz 10 tane kural verdi. İşte bu kurallar arkadaşlar, benim size az önce, daha doğrusu geçen bölümlerde bahsettiğim kurallar gibi. Bu kuralları uyarsak, tıpkı mesela trafik ışıkları gibi. Eğer bu kuralları uyarsak Tanrı'nın bize verdiği, her zaman güvende olacaktık. Beni dünyadaki her şeyden daha fazla sevmenizi ve benim sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum dedi Tanrı. En önemli şey buydu. İşte en önemli kural buydu arkadaşlar. Tanrı'yı gerçekten bu dünyadaki her şeyden ve herkesten daha çok sevmek ve onun da bizi çok sevdiğini bilmek. İlk görevimiz bu arkadaşlar. Tanrı'nın bizden istediği en önemli görev bu. Tanrı onlara başka kurallar da verdi. Mesela kendinize yapmacık tanrılar yapmayın. İnsan öldürmeyin, çalmayın, yalan söylemeyin gibi. Bunların hepsi zaten normalde düşündüğümüz zaman en çok bize zarar veren şeyler. Mesela yalan söylemek. Düşünsenize, yalan söylediğimiz zaman gerçeği mahvediyoruz, gerçeği yok ediyoruz. O zaman bir başkasının gerçeği bilme hakkını onun elinden alıyoruz. Ya da yalan söylediğimiz zaman bir süre sonra bu yalana biz bile inanıyoruz ve gerçeklikten uzaklaşıyoruz. Bu da bize zarar veriyor. Ya da onun dışında mesela birine zarar vermek. Ne kadar üzücü bir şey ve aynı zamanda bu ileride, şimdi olmasa bile ileride, mutlaka ya şimdi ya da sonrasında bizi çok üzecek bir şey ve aynı zamanda bir başkasına zarar vermek, o kişiye zarar vermek anlamına geliyor. Yani çok kötü bir şey. Ya da eğer başka yapmacık tanrılara inanırsak onlar gerçek tanrı olmadığı için bize hiçbir şekilde yardım edemezler ve o zaman yine biz kendi düşüncelerimize ve inançlarımıza zarar vermiş oluruz. Boş bir şeye inanmış oluruz. Kurallar Tanrı'nın halkına nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl Tanrı'ya yakın olabileceklerini ve nasıl mutlu olabileceklerini gösteriyordu. Hayatın nasıl en iyi şekilde işlediğini gösteriyordu. Tanrı her zaman size bakacağına söz veriyor dedi Musa. Siz de onu sevip bu kurallara uyacak mısınız?
Evet yapabiliriz. Söz veriyoruz. Ama yanılmışlardı. Bunu yapamadılar. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, Tanrı'nın kurallarını her zaman yerine getiremiyorlardı. Tanrı'dan yardım almadıkça. Tanrı bu kuralları yerine getirirken bile bizim ondan yardım istememizi istiyor ve bize yardım etmek istiyor. Tanrı bunu yapamayacaklarını biliyordu ve onların da bunu bilmelerini istiyordu. Bütün kurallara uyabilecek tek bir kişi vardı. Yıllar sonra Tanrı onu gönderecekti. Onların yerinde durup onların adına mükemmel olması için onu gönderecekti. Çünkü kurallar onları kurtaramazdı. Sadece Tanrı onları kurtarabilirdi arkadaşlar. İşte bugün aslında Tanrı'nın bizden istediği, itaat etmemiz gereken şeyler hakkında biraz konuştuk. Aslında en önemlisi birbirimizi ve Tanrı'yı çok ama çok sevmek ve sevginin getirdiği gibi davranmak. Birini sevdiğimiz zaman ona zarar veremeyiz. Birini sevdiğimiz zaman onu kandıramayız mesela. İşte bu yüzden başka tanrılara inanmamak ki zaten yoklar. Bir tek bizim Tanrımıza inanmak, onu çok sevmek ve onun bizi sevdiğini, çok sevdiğini bilerek başka insanları aynı sevgiyle sevmeye çalışmak. İşte şimdilik bilmemiz gereken görevler bu kadar arkadaşlar. Bugünlük Nor Abba'nızdan bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.